أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على الله. محمد. صلوا على شفيع ذنبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı affı mağfiret eylesin. Dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Evlatlarımızı, neslimizi çok hayırlı eylesin. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eylesin. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eylesin. Kendi yolundan ayırmasın. Şeytana ve efendim, onunla beraber yürüyen şeytanlaşmış insanlardan bizi de çocuklarımızı neslimizi de muhafaza eylesin. Hep hayırlarda buluştursun, şerlerden uzaklaştırsın. Amin, amin, amin. Dostlar, aziz, güzel insanlar, Allah'ın sevgilileri. Yine bir hadis dersindeyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den güzel inciler duyacağız, dinleyeceğiz. İnşallah Rabbim dinlediklerimizde efendim hem uygulamayı alıp da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, izinden ayırmasın, rızasını bize kazandırsın. Hem de inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, benim bir sözümü başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin diye dinlediklerimizi de başkalarına ulaştırmak suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çalışmalarını yapan, efendim bu noktada da başarılı olan, hayırlı Peygamberimizin ümmetlerinden olmayı da nasip eylesin. Değil mi? Her zaman düşüneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel adresinde Mekke'de, Medine'de kendisine ümmet olmuş, kendisine sahabi olmuş, kendisini birebir görerek iman etmiş olan kişilerin sayısı 120 bin. 120 bin veda hutbesinde 120 bin kişi var. Ama sonrasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, yanında Medine'de kalan sahabenin sayısı 10 bin, Mekke'de kalan sahabenin sayısı 7 bin, 17 bin. Diğerleri 100 binin üstünde sahabe dünyaya Peygamberimizin yolunu anlatmak için efendim çıkmışlar, seferber olmuşlar. Yani soğuk, sıcak dememişler. Efendim aç, e, tok dememişler. Ve o günkü şartları bir düşünün. 1400 sene öncesinde Ta İstanbul'a gelmişler. Kaç tane sahabi Eyüp Sultan Hazretleri başta olmak üzere. Kıbrıs'a gitmişler. Şin'e gitmişler. Efendim Diyarbakır'a gelmişler. Neler neler. Yani bakıyorsunuz tarihte mübarek insanlar her tarafta Allah'ın dini hakim olsun. Allah'ın Kur'an'ını herkes duysun, işitsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haberdar olsunlar diye çalışmışlar. Biz de çalışalım. Rabbim bunun aşkını, heyecanını versin inşallah. Yani bu tabii ki bir sevdadır. Sevdadır. Ben şimdi e, Allah affetsin gözüm takıldığında hep oraları böyle efendim cımbızlayarak çekerim. Kendi hayatıma efendim bakıp da burada bir e, yol haritası çizmeye çalışırım. Avrupa şampiyonası 2020 diye bir şeyler çıktı değil mi? Türkiye'de girdi ona efendim elendi falan. Önemli değil onlar. Benim orada efendim gol atıp da sevinenlerin o heyecanları, o uçuş uçuşları tribünlere doğru hareketleri, ondan sonra sanki cenneti kazanmış bir insan gibi efendim, her şeyleri kurtarmış bir insan gibi kendilerini e, uçuşa e, arz etmeleri. Ya Rabbi diyorum. Bunların topu sevdikleri zaman kadar, iki direğin arasından o topu efendim attıkları gol kadar biz dinimize, Peygamber Aleyhisselatü'nün sözlerine bu kadar aşk ve heyecan duymuyoruz. Başta kendime söylüyorum. Allah hepimizi affetsin. Beceremedik. Yani bu işin efendinin bu heyecanını, bundaki o güzelliği, bu aktiviteyi yakalayamadık. Ama yakalarız inşallah. Rabbimden niyazım hem sizin için hem kendim için. Ya Rabbi bu yolda koşuştururken, sohbet ederken, dini anlatırken, din yolunda huzuruna gelmeyi nasip et Ya Rabbi şehit olarak. Yani öyle veya böyle bu ruhumuz teslim olmayacak mı? Efendim canımız en sonunda efendim Azrail İslam almaya gelmeyecek mi? Gelecek. Bari güzel bir şekilde gidelim ya. Öyle bir gidelim ki Allah'ın izniyle o gidişimiz efendim hem birilerine örnek olsun hem de gittiğimiz zaman kabrimiz nurlarla dolsun. Yarın mahşer günümüz inşallah böyle kolay bir şekilde geçsin. Cennete ilk gelenlerle Rabbim buyur kulum diye efendim iltifat ettiği kulların arasına bizleri de katsın inşallah. Amin. Dostlar bugünkü ilk hadisimizi şöyle e, açmış olalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mümin kimse tıpkı sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi şeytanlarını yorar, zayıf düşürür. Oh elhamdülillah. Bir mümin kimse Rabbim bunlardan olmayı nasip etsin. Ne kadar güzel müjdeli bir haber ya. Şeytan diyor onu, efendim yoldan çıkarmaya çalışıyor ya, benzetmeyi nerede yaptı? Sizden birinin yolculukta devesini yorduğu gibi. Yani alıyorsun böyle sürüklüyorsun oraya buraya. Şeytan da efendim seni yoldan çıkarmaya çalışıyor. Sen de takıl bana takıl. Bak hayatını yaşayacaksın şimdi. Sohbettesin. Şimdi e, saatimi kuruyorum. Teheccüttesin. Şimdi cüz Kur'anlarım var. O Kur'anlarımı okuyorum. Şimdi evde ailece bir hadis başlattık dersi, o derse oturacaksın. Şimdi tesbih zamanım tesbih. Şimdi akraba ziyaretleri yapacağım Allah rızası için. Amcama gidiyorum, teyzeme gidiyorum, halama gidiyorum, anneme babama gidiyorum. Yani şeytan diyor ki, ulan bana bir vakit ayırmadın yani beraber. Sen dur otur orada efendim şeytanlığını benim üzerimde başaramayacaksın, beceremeyeceksin. Şeytanı böyle efendim zayıf düşürür, yorar buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim yormayı, zayıf düşürmeyi inşallah en sonunda da efendim bir yerde e, e, kalmasını bizim artık zarar veremeyecek hale gelmesini de nasip etsin Mevlamız diye dua ediyoruz. Dostlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yine başka bir hadisinde şöyle diyor bize İnsanlar, insanlar böyle bir e, düşünün diyor, böyle bir topluluk halinde düşünün. Ondan sonra bunlar yüzlerce deveye benzer. Tabii o günün develeri e, hep insanlara hizmet ettiği için o tabirler kullanmış. Bugün ne getirebiliriz bunları? Ondan sonra e, insanları araçlara benzetebiliriz. Araçlara benzeyen insanlar var. İçlerinde Ondan sonra neredeyse bir tane binek devesi bulamazsın. Yani öyle bir araçlar var ki hakikaten veriyorsun parayı ama ondan sonra sana sıkıntı çıkartıyor falan böyle. Pişman oluyorsun. Bu kadar fark verdim ben buna diyorsun. Yemedim, içmedim, biriktirdim diyorsun. Bunun gibi düşünmek lazım. İşte niye bunlar söyleniyor bize? Bu insanların içerisinde de gerçekten hayırlı bir insan bulabilmek zorlanmış artık, zorlaşmış. Yani dışarıdan böyle fotoğraf güzel. Yani yapısal olarak falan böyle fizik yapı harika. Üf, beyefendi diyorsun. Ama bir tep içeriye doğru girmeye çalıştığında adam dökülüyor. Ondan sonra hayır hasanat olarak dökülüyor, ibadet olarak dökülüyor, insanlar iletişim olarak dökülüyor. Dökülüyor, da dökülüyor. Onun için e, böyle dış görüntüsüne bakıp da birçok insan imrendiği kimseler vardır ama maalesef Allah katında o kimsenin değeri beş para etmez. Ama bazı insanlar vardır ki öyle harap ve turap gibi görünür. Efendim adama selam bile vermezler. Öyle bir kenarda itmişlerdir. Ama öyle güzel bir insandır ki kalbi temiz, Allah ile bağlantısı güzel, hayırlı, konuşmaz. Konuştuğu zaman hayır şeyler konuşur. Böyle efendim cımbız da çeker. Bütün davranışları efendim on numara beş yıldızdır. O kimselerden de çoğu insan haber olmaz. Rabbim ahlakımızı güzel Rabbim, Rabbim Kur'an-ı Kerim'imizi güzel Rabbim Namazımız, abdestimiz güzel Rabbim insanlar için, insanların hayrına koşuşturan, efendim bu yolda adeta dur durak bilmeyen ve inşallah insanların dualarını alan, özellikle de özellikle de hayır duası almak için böyle çırpınan bahtiyar kullarından isim. Amin. Geçelim yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her doğan insan fıtrat üzerine doğar. Yani her doğan kimse Allahü Teala Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu dini kabullenme, bu yolu efendim benimseme fıtratı üzerine dünyaya gelir. Pırıl pırıl tertemiz Allahü Teala bize verdi emaneti. Verdi emaneti de sonrasında işte sonrası çok önemli. Peygamber Efendimiz diyor ki sonra anası, babası onu o pırıl pırıl çocuğu ya Yahudi ya da Nasrani yani efendim Hristiyan yahut Mecusi yaparlar. Yani ana o fıtratı bozar, o temizliği bozar, baba bozar, alır çocuğu efendim Allah'ın istemediği bir doğru götürür. Efendim bu adres bazen Yahudilik adresi olur, bazen Hristiyanlık adresi ya bazen Mecusilik adresi olur. Yani Rabbim çocuklarımızı korusun, bizi korusun, bizim onlara güzel telkinlerde bulunmamızı nasip etsin. Tabi iş nereden başlıyor? Annenin, babanın efendim o çocuğa dünyaya gelir gelmez sağına ezan-ı Muhammed'i okuyorsunuz soluna kâmet getiriyorsunuz. Ne demektir? Evladım, dünyada ilk duyacağın söz Allahu Ekber, Allahu Ekber en büyük Allah'tır. En büyük Allah'tır. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah tam başka hiçbir ilah yoktur. Aman evladım sen de böyle olacaksın. Baban böyle, annen böyle, sen de böyle olacaksın evladım. Ve eşhedü abduhu ve resulü. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir, peygamberidir sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle oldu mu ne güzel. Evlat güzel, hayırlı yollarda gitmeye başlıyor şimdi. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama yani bu noktada lütfen etrafımızda bir paylaşalım. Sanki bana geliyor ki son dönemde çok 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 ama sayısı azaldı. çocuklarımızın kulaklarına ezan okumak, kâmet getirmek, efendim bir hoca efendiyle bunu paylaşmak. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları getirirdilerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma mübarek ağzına alır. Ondan sonra onu hafif böyle çiğner ve çocuğun ağzına verir. Efendim İlk oradan böyle bereketlenme tadı olarak da hurmanın bereket tadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabii o güzel ilminin tadı her şeyi yavaş yavaş gelmeye başlıyor. E biz de mesela çocuğumuza anne olarak, baba olarak dünyaya geldiğinde hurmamızı, Medine-i Münevvere hurmamızı hazırlayalım. Ondan sonra şöyle hafif kendimiz bir emelim onu sonra onun istatlığını yavrumuzun dudağına efendim sürelim ismini güzel koyalım ezanını güzel okuyalım ondan sonra efendim kametini yapalım sonra 7. günü olunca imkanımız ölçüsünde e, erkek çocuğuysa hem sünnetini yaptıralım hem de efendim o yarışma var ya, sünnet yaptığım günlerde. O kadar güzel ki, sağlıkçılar hepsi bunu tavsiye ediyorlar. Anne için de kolay, baba için de kolay. Ondan sonra e, yedinci günde ismini koyduk. Ha, efendim, kâhmetini getirdik. Ezanını efendim okuduk. Sonra efendim, e, akika Akika kurbanı. Erkeklere mümkünse iki tane. E, bayanlara bir tane olmak üzere kızlara. Sonra başında olan saçlarını efendim kestirip e, gramı ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk etmek, para dağıtmak yani böyle fakir fukarayı dualarını almak. Evladımız oldu duaydı. Allah hayırlısını var etsin. Of. efendim ondan sonra hatta diyor ki kitaplarımızda o e, kesilen akika kurbanlarının kemikleri falan böyle e, kırılmadan uzun bırakılsın, büyük bırakılsın ki Çocuk da sağlıklı büyüsün. Onu öyle yorumluyorlar. Veya kırın, 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 kırın böyle efendim. Küçük, küçük, küçük yapın böyle. O da neden? Nefsi falan böyle efendim ezilsin. Böyle e, nefis e, e, ve ego düşkünü birisi olmasın yani. Allah'u ekber. İki tane yorum var. Hangisini kullanırsan kullanabilirsin. E böyle bir açılış oldu mu o çocuk Allah'ın izniyle hayırlı olur. İslam'a yatkın olur. Annenin, babanın görevlerinden bir tanesi bu. E çocuklarını Allah aşkına daha 4 yaşında, 5 yaşında sabi bir sübyan yavrularımızı biz Kur'an'a götürmezsek nereye götüreceğiz? Şu anda Diyanşir Başkanlığımız Kur'an sofraları açtı. Kur'an-ı Kerim'i 4 yaşında her caminin efendim yanında 4-6 yaş arası Kur'an okulu var. Bayan hocalarımızla beraber onlar da maaşlarını alıyorlar devletten. Senden bir lira almadan o 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızı oku, okul öncesinde yetiştiriyorlar. Hem Kur'an ahlakını veriyorlar, oturmasını, kalkmasını, anıya babaya saygısını, sevgisini, yeme adabını, yemeye başlarken besmele çekmesini, sonunda elhamdülillah demesini öğretiyorlar. Bunları takip edelim inşallah. Bunlar bizim için olmazsa olmazımız. Hele yapabiliyorsak çok önemlidir. 4 yaş, 4 ay, 4 gün. Yani 444 böyle onların tarihini böyle dikkate alarak bir hocamızın önüne oturtup Ehud-i ile Kur'an harflerine başlamak, Elif, Tese dualarını etmek. Hatta bunlar böyle kamerayı aldırıp pastalar kesip böyle yavrumuza güzel elbiseler giydirip onun unutulmayacak bir anısı, bir hatırası olmalı. Gelen misafirleri çağırıp efendim onlar da yanlarında kimisi bebek getirir, kız çocuğuna, kimisi araba getirir, erkek çocuğuna falan böyle. Unutulmayacak bir hatıra olarak o videoya da çekilir, zaman zaman gösterilir. Olay bu. Yani öbür türlü e çocuğumuzu göster gönderirsek işte bale okuluna bilmem ne efendim futbol okuluna oraya buraya e o çocuğun efendim hedefinde, gayesinde Kur'an okumak olmuyor ki. Olmuyor maalesef. Rabbim böyle evlatlar, hayırlı evlatlar nasip etsin. Kur'an sevdalısı, Kur'an aşıkı sonra da Kur'an hafızı olan olur mu? Olur inşallah. Allah hepimize nasip eylesin. Yani çocuklar bize pırıl pırıl emanet edildiği Allah tarafından ve Mevla Teala Hazretleri bunları güzel diye yetiştirin, değerlendirin. Yoksa yoldan çıkaran annelerden, babalardan olmayın. O emanetin hesabını zor verirsiniz. Şimdi boş bir kasete ne yüklersen o giriyor değil mi? Ya onun gibi düşünün. Boş bir kaset evladımız. Mesela geçenlerde bir anne, baba evlatlarına ne hazırladılar? Doğum öncesinde, yani siz nasıl doğum öncesinde o koca o koca efendim işte çocuk odası diyorsunuz, çocuk takımı diyorsunuz falan filan böyle. Onlar da Kur'an dinlemek için böyle güzel kenarlarda, sağda solda efendim e, ses e, düzenlediler. Çocuğa 24 saat uyurken, kalkarken, yatarken Kur'an dinlettiler. Yani sürekli o Kur'an döndü. Efendim, döndü Kur'an, döndü, döndü. Çocuk beyni onları hep attı ve buna şahidiz çocuk 7 yaşında Kur'an hafızı oldu. Kur'an ezberledi. Niye? Formatta var zaten geri plana atmış onları beyinde yüklü. Sonra baktıkça Kur'an'a hatırlıyor ya ben bunu biliyorum diyor. Dil efendim tak 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 of, çözülüyor oraya doğru gidiyor. Yani çocuğumuzun hastanesini ayarlıyoruz, fotoğrafçılarını ayarlıyoruz, evini ayarlıyoruz, odasını ayarlıyoruz. Dünya kadar masraflar yapıyoruz. Hatta yeni çıktı bu efendim yanlış uygulamalar. Çocuğun cinsiyetinin öğrendiği günlerde bile partiler yapılıyor, balolar yapılıyor. Dünyanın parası veriliyor. Bir tane beyin özürlü Dubai'de o 120 katlı binanın e, yansıtılması ile beraber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 çocuğumuz ne olacak diye cinsiyetini öğrenecekler. Oraya 120 bin dolar vermişler. Çocuğunuz erkek olacak. E, öğrendiği Herkes birbirleriyle kucaklaşıyor. E ne halt istediniz? Ne oldu yani? 120 bin dolar efendim parayı alsan, İslam adına kullansan Yemen'de bir sürü çocuklarımız ölüyor açlıktan, bakımsızlıktan, gıdasızlıktan. Afrika'da birçok kuyularımız efendim yapılmayı bekliyor efendim. Sular açılması bekliyor. Boş şeyler bunlar ya. Yani insan nefsini var ya, nefsi duygularını, efendim egosunu tatmin, et, tatmin, etmesi. İşte ben de telefon. Ya 1500 lira telefon iş görüyor, 10 bin lira telefonla iş görüyor. Aradaki 8500 lirayı çok rahat bir şekilde Allah yolunda kullanabilsin. Ne dualar alırsın ya. Rabbim nefsimize bizi teslim etmesin. Şeytana bizi teslim etmesin. Allah çeleceği çok güzel yerleri böyle görüp de kazanabilmeyi nasip eylesin. Geri gelmişken bir rahmetli e, cemaatimiz vardı. Derdi ki holding ortaklarından zengin birisi efendim Florya'da oturuyordu. E, Arabasıyla bir gün gidiyoruz. Hocam dedi benim imkanım var dedi. Çok iyi arabaya binebilirim. Ama şu bindiğim araba dedi aynı işlevi görüyor dedi. Klimasıyla diğer efendim imkanlarıyla dedi. Aradaki farkla dedi. Aradaki farkla yani bir buçuk milyona yeni efendim tabir bir buçuk milyon. Eski tabir efendim bir buçuk trilyon. Ondan sonra e, bir buçuk trilyona araba da var. Bir buçuk milyona. Efendim öbür tarafta 500 bin liraya da araba var. Bunu ya yani, yüksek e, markalardan bahsediyorum. E şimdi 500 bin liralık araba aradaki farkı bir trilyonluk farkı bir daire aldım diyor hocam. İçerisine talebeleri yetiştirdik. Orada bir marketle de anlaştım. Onlar efendim gidiyorlar. İhtiyaçlarını oradan kay, bana yazdırıyorlar aldıktan sonrasında. Ben ona yapıyorum. Elhamdülillah Rabbim kabul eylesin. Böyle oradan sevaplarımı bekliyorum. Ticaretin akıllı efendim bakanı ondan sonra bu pencereden böyle efendim düş düşüneni gerçekten on numara beş yıldır iş yapmıştır. Bu adam tebrik edilir. Yani kazancın böylesi önemlidir. Yatırımın böylesi önemlidir. Hiç efendim asla e, dünyada bırakılıp da ondan sonra gidilecek bir yatırım değil bu. Yanında geliyor, kabrinle geliyor, ahiretinde geliyor. O talebeler orada okuduğun sürece efendim sen kazanıyorsun. Rabbim böyle olmayı nasip etsin inşallah. Bitiriyorum dersimi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Mücahit kimse yani cihad eden, koşuşturan, uğraş veren kimse kimdir biliyor musunuz? Allahu Teala'ya itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Ya yani mücahit kafirle efendim savaşan bir kimse olarak düşünülüyor ya. Asıl mücahit orada çünkü geçici orada bitiyor, bir ay içerisinde bitiriyor, bitiriyor. Bazı 15 gün içerisinde bitiyor. Gidiyorsun, mücadele yaptın, dönüyorsun. Ama senin hiç bitmeyen bir mücadele var. O da nedir? Allah'a itaat yolunda nefsin isteklerine karşı mücadele. Yani sen böyle gidiyorken nefsin diyor ki, e gitme, evde kıl namazın, e gitme, çok yorgunsun sabah namazını kalkınca kılarsın. E sen şimdi e, camiye. Bin lira niye vereceksin ki Kur'an kursuna, efendim, hayır yollarına? Şuradan bir on lira alsan ne olur? Zaten onu da yapmayanlar var. Sen büyük adamsın. Böyle sürekli seni gıdıklıyor. Sen de onu dinlemiyorsan gerçek mücahitsin. Gerçek efendim Allah katında cihad eden hayırlı bir insansın. Hani diyorlar ya eski e, mücahitler müteahhit oldu diye. O mücahitler müteahhit oldu değil de gerçekten biz mücadelemizi Son nefese kadar devam ettireceğiz. Rabbim kazanmayı da nasip eylesin. Nefsimize karşı verdiğimiz savaşı kazanmayı nasip etsin. Kafirlere karşı, zalimlere karşı savaşımızı kazanmayı nasip etsin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Allah çocuklarımızı çok hayırlı eylesin. Onlardan dünyada ahireti gülmeyi nasip eylesin. Onların da beş vakit namazlarını kılması nasip eylesin. الله تعالى جل جلاله هي أمانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة